Bir tane hidden layer'ı olan bir model inşa edeceğiz. Önce paketlerimizi, library'lerimizi indirelim. Datasetimizi yükleyelim. Datamızı bakalım, görselleştirmemize. Şimdi bizden ilk istediği şey X'in ve Y'nin shape'ini söylememizi istiyor, göstermemizi istiyor. Onu da NumPy X ve aynı şekilde NumPy shape E ile ay M'i de istiyormuş, pardon. M neydi? Training set size. Training setimiz nasıl oluyordu? NX'e M şeklinde oluyordu. O zaman Y, yani NX'e M ise ikinci kısmı alacağız. O zaman yazabiliriz. NumPy gerek yok, hatta shape x'in biri. Biri 0 x'i gösteriyor. Yani nx'i gösteriyor. Bir de m'i gösteriyor şeklinde düşünebiliriz. Ay, shape yazamamışım. Şekilde. Şimdi bize bir tane örnek olarak geçen hafta yaptığımız logistic regression'ı bir şeyini vermiş. Accuracy'ini hesaplamış. Bunun için biz yapmıyoruz. Bu kendisi hesaplıyor ve diyor ki %47 accuracy ile logistic regression kullansaydın %47 accuracy elde ederdin. Problemi de biraz anlatayım bu şekil üzerinden. İlk gördüğünüz işte kırmızı ve mavi noktalardan oluşan işte kanatlar var gibi düşünün. Rüzgar günün şeyleri, kanatları gibi. Onları renklerle ayırmak istiyor. Yani maviye mavi arka plan vermek istiyor. Kırmızıya kırmızı arka plan vermek istiyor. Böyle yaptığında %47 başarı elde etmiş lojistik regression'la. Hani dataset düzlemsel olarak ayrılabilir bir dataset değil. O yüzden lojistik regression iyi bir çalışmadı demiş. Neural network kuracağız bunun üstüne. Hani nasıl çalıştığını modelin aynı videodaki gibi anlatmış burada ve matematiksel formüllerini vermiş. Şimdi biz onları uygulayacağız. Ne yapacağız? Number of input unitlerini, hidden unitlerini söyleyeceğiz. Modelin parametrelerini initialize edeceğiz. Bir tane. Pardon. Initialize edeceğiz. İşte forward propagation, back propagation uygulayacağız ve modeli kuracağız aslında. Şimdi nx, nh, ny'yi yazalım. Nx neymiş? Input layer'ın boyutu. Layer'ın boyutunun np shape x 0 diyebiliriz. Bu arada anlatabildim mi? Hani bu nx'in tam ne olduğunu. Hani yazıyoruz ya, nx, nh virgül nx. Hidden layer'daki unit sayısı ve işte input sayısı. Buradaki o input sayısını o yüzden sıfır alıyoruz. Kaç tane input'umuz var? Burada da kaç tane hidden layer'ımız var onu istemiş. Ona direkt 4 ayarlayın demiş kendisi. Aynı şekilde NumPy nokta shape y 0 diyebiliriz. Pardon. Şimdi benim burada kafam karışmıştı. Belki sizin de kafanız karışır. İlk başta data setten boyutları belirlerken 2, 1 almıştık. Burada 5, 2 çıktı. Burada x assess diye belirlediği bir şey çekiyor. Biz onun boyutunu almış oluyoruz.
Onu söyleyeyim size. Çünkü burada x asesi alıyor ve burada x olarak bu değeri alıyor ve onun da işte ilk değeri sıfırıncı değeri yani şey olarak 5'miş. Şimdi modelin parametrelerini initialize edelim. Pardon. V'leri random atacağız. B'lere 0 diyebiliriz direkt. Random olarak atamak için kullandığımız kodlama şeyi şurada. Ben bunu direkt alıyorum. Siz de kopyala yapıştır yapabilirsiniz bu arada. Çekin şey yapmayın. Ama buradaki AB'yi biz ayarlayacağız. V1 için neydi? En haşa yani hidden sayısı, hidden unit sayısı virgül input sayısı. B'yi ayarlayalım. Ama random değil. Bunu zero ayarlayacağız. Yine bunda da hidden layer virgül 1'di. A'sı burada V2'de ne? Artık en hidden layer sayısı bu sefer N'ye virgül NH. Neden? Input sayısı artık bir sonrakinin sayısına eşit. O da NH. Belki de yine random şey pardon yine zero atacağım. O da NY virgül 1. Burada bir sorusu olan var mıdır? Tamam. Random atadık değerlerimizi. Şimdi forward propagation'ımızı yazacağız. Şimdi diyor ki parameter dictionary'sinden çek diyor şeyi. Çekelim. Şey çok az bir yukarı şey yapalım. Tabii ki. Yani NH'a NX ilk şeyimizin weight'imiz. İkincisi NY'ye N. Evet. Neydi? İlki hidden unit sayımızdı o layer'daki. İkincisi de input sayımız. Ya bir dakika. Ben bir geliyorum hemen. Geldim, kusura bakmayın. Tamam mı burayı? İneyim mi aşağıya? Tamam, ben neden altına dönüyorum anlamadım. Type error. Anlatayım mı? Yoksa şey yapayım mı? Yok, tamam devam edelim ya. Neden altına aldım anlamadım yani. Aynısı. Ha, anlatayım direkt. Şöyle, ilk anlatırken hani bu x'e y ya aslında matematiksel olarak. İlkini hidden unit sayısı, o layer'daki hidden unit sayısını belirtiyoruz. Burada da birinci layer'ın weight'ini yazdığımız için birinci layer'ın hidden unit sayısını belirliyoruz. Yani hidden layer'ın size'ını koyuyoruz ilkine. İkincisine de o layer'a giren input set'in boyutunu koyuyoruz. O da hani birinci layer'a giren x oluyor direkt. O yüzden nx koyduk. İkincisinde de ikinci layer'ın boyutunu yani output layer'ının boyutunu NY olarak vermiş. Onu ilke koydu. İkinci layer'a output layer'ına hidden layer'dan çıkan değerler giriyor. O yüzden size'ı da hidden layer'ın size'ı. Tamamdır. Şimdi dictionary'den o değerleri alacağız. Direkt eşitleyeceğiz. Ve bu burada da kullanabileceğiz. V1. Bunu kopyalıyorum. V1. V2.
Peki. Şimdi A2'yi hesaplayabilmek için işlemleri uygula diyor. Z1'i nasıl hesaplıyorduk? V1 transpoz çarpı x aslında. Yani artı ve B1 numpy dot M1 virgül x artı B1 dakika. A1'de bunun burada transpozunu almamız gerekmiyor mu? B1 nokta T diyerek. Ben de ona baktım da az önce. Şöyle. Bir dakika. Şöyle gerekmiyor galiba. Normalde biz her bir x'i bir kalıma koyuyoruz ya. Fakat burada hepsini tek bir sütun altında yazmış. O yüzden transpozunu almamıza gerek kalmıyor. Normalde her bir feature, yani her bir feature kalım olduğu için, hepsi tek bir x'e ait olduğu için transpozunu yani, almıyoruz. Ben de şöyle düşündüm. Bence alacağız. Alacağız mı diyorsun sen? Bence alırız çünkü matris çarpımına göre boyutları birbirine uymuyor ki. Kolum rol sayısı eşit olması gerekiyor ya. Dot yapıyoruz ya, aslında o kendisi alıp çarpıyormuş gibi düşündüm ben. Yani matris çarpımı yapıyor zaten deneyelim. Orada. Deneyelim. Ama yine de şey. V1 vektörü transpoz alınmış hali zaten. Hah. Aynen, transpoz alınmış hali. Şeyde de öyle gösterdi değil mi? Biz PowerPoint'te. Bir dakika bakalım. Şöyle göstereyim. Şu an göreceksiniz. Görüyorsunuz değil mi şeyi? PowerPoint'i. Evet olarak düşünüyorum. Forward propagation yaparken direkt işte transpozsuz haline çarpmış. Çünkü burada onu hesaplarken bulursam transpozunu almıştı. Bulamadım. Şurada formülleri verirken transpozun halinde yazmıyor. V ya büyük V matris olan V'yi transpozu alınmış hali olarak kabul ediyor demek ki. Devam ediyorum. A1 artı B2. Burada da bir dakika. Ara katmanında tanaş uyguladık. Son katmanında da sigmoid uyguladık. Tanaşın parametresini ben net okuyamıyorum. Büyüteyim biraz. Yata aldım. Bir dakika. B2 olacak herhalde. N2 değil. Ay. Tamam mı? Yazabildiniz mi? Biliyorum. Şimdi cost'u hesaplayalım demiş. Cost'u hesaplarken de bu
log props hesaplayacağız. Onu da sonra işte sum'ın içine koyup yapacağız. Bu şekilde yapacağız yani. Log props hesaplarken de formülü y çarpı log a artı 1 eksi y çarpı log 1 eksi a'ydı. O yüzden numpy multiply numpy nokta log a2 a2'nin logaritması çarpı y olacak yani. Artı bir de bunun yine aynısının 1 eksi hali olacak. Bunu bu formülden yazıyorum. Unutmayın. Şu yukarıda gördüğümüz formülden. Kostu da bunun. Bakalım. 1 bölü eksi 1 bölü m çarpı numpy sum log props. Kostu 0.69 olarak hesapladık. Şimdi backpropagation yapacağız. Orada bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Float'a cast ediyor ya şurada şeyde assert'ten üstünde, assert'ün yukarısında. Bunu yapmayınca da yani çıktı olarak yine sayı gibi çıkartıyor ama o zaman ne çıkartmış oluyor onu tam anlamadım. Yani mesela float'u silip çalıştırırsan da yine bu tarz bir şey gelecek de. Yani, type olarak ne gelmiş oluyor onu anlamadım. Şöyle yaptığımızda anladım demek istedim. Gerçi pardon, burada şey olmayacak. Yukarıdaki açıklamaya göre diyor ki eğer böyle değil de işte matrix çarpımıyla yaparsan işte squeeze ve float yapman gerekecek de matrix çarpımıyla yaptım ben. Hani squeeze etmek gerekiyor da ondan sonra float'a kestemeden çıkartmıştım. Hani yine sayı gibi çıkartıyor. Ne fark ediyor bilmiyorum. Belki ama hani görünüşte sayı gibi gözükse de başka bir type'tir muhtemelen ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani belki bunu sayı gibi çıkarıyordur ama başka bir işleminde sayı gibi çıkarmaz. Yine de bunu yap demek için koymuştur. Ki type farkından, belki de dediğin gibi sayı gibi çıkarıyordur. Type farkından sonrasında problem yaşamamak için çeviriyordur. Tamam, teşekkürler. Ama ne type olduğunu yazarak bulabiliriz. Ben de bilmiyorum ne olarak çıkardığını. Tamam, bir şey yapalım. Şimdi backpropagation uygulayacağız. Burada aslında direkt şeyden dictionary'lerinden çekeceğiz B1'i, B2'yi, A1'i, A2'yi. B1 ve meters ve 2. Burada da A1, A2 kaşede tutmuştuk yukarıda. Ve iki. Şimdi burada işlemlerimizi yapacağız. Bunun işlemi buradan bakarak yapıyoruz bu arada. A2 eksi Y'de. Buranın bakalım. DZ2 çarpı A1 transpoz. Pardon, burayı söylüyorum. Burayı söyleyeceğim. Yani kodlama şeyini. 1 bölü M DZ2 A1 transpoz yine. 1 bölü M'i unutmayalım. Çarpı DZ2 virgül A1 nokta transpoz. Teşekkür ederim. Bu da neydi? Bir
1 bölü m çarpı numpy sum dz 2 virgül axis işte 1 ve keep dimensions numpy nokta dot V2 transpoz DZ2 V2 nokta transpoz virgül DZ2 element wise çarpıyoruz ve bir kere daha bakalım. Ha, bunun türevinin şey olduğunu unutmayın. 1 eksi a kare. O yüzden 1 eksi numpy power a1'in ikinci kuvveti. Biri yine bu şekilde güncelleyeceğiz ve bunu da böyle yaptım. Virgül x transpoz şimdi 1 bölü m nokta numpy burada anlamadığınız bir şey var mı? Normal formülleri uygulayıp backpropagation yaptık. Şimdi upgrade parameters yapacağız. Bunu da nasıl yapıyorduk? Mesela v eşittir v eksi learning rate çarpı dv şeklinde yapıyordu. Çok güzel göstermiş aslında. Learning rate güzel olunca ki converge etmesini göstermiş. Bir de kötü bir learning rate ile converge etmesini göstermiş. Hani diyorum ya zıplıyor sürekli zigzag çiziyor. Bu şey yani buraya zıplıyor, oraya zıplıyor, oraya oraya. Bu kötü bir örneği, bu iyi bir örneği. Notebookların en güzel yanı ne oluyor? Güzel örnekler veriyor. Bilgisayarımın fanı bir çalışmaya başladı. Wow. Şimdi bu yine alalım bu değerlerimizi. Hepsine yapıştırayım. Sonra içini değiştireyim. V1, V2 ve V2. Bu da Graz'dan alacağız. D ve 1 bunu B yapalım, bunu 2 yapalım ve bunu da B2. Şimdi update rule for each parameter neydi? V1 eksi learning rate. Learning rate nasıl yazmışız? Learning after rate çarpı dv1. Yine hepsine bunu uygulayacağız.
Burası B1, eksi learning rate çarpı DB1, V2 learning rate çarpı DV2 ve direkt B2. B2. Ve evet, güncellememizi de yaptık. Şimdi model için bunların hepsini bir araya topladığımız kısma geldik. Buna da neural network model demiş. İterasyon sayısını 10.000 kabul etmiş. İşte gerekli değişkenleri almış. Parametreleri yazmamızı istiyor. Başka burada iki değer değişkenleri yazmamızı istiyor. Parametrelerimiz nx, nh ve ny. Bunun açıklamasını şöyle yapmış. Parametreleri initialize et, yani ve v1, v1, v2, v2'yi al. Onları şey yapacağım. Yine yukarıda aldığımız gibi parameters'tan alacağım. Dictionary'den. Şu parameters'teki initialize'da o fonksiyon ismini A'yı unuttum da. İran. Nerede? Ha, şurada. Önce aynı. Orada. Teşekkür ederim. Tek satır demiş ama ayrı ayrı yazmaya gerek var mı? Tamam, şunu şu dur. Doğru. Teşekkür ederim. Şuradan şey devam edelim. Bu çünkü bunu yaparken galiba oradan şeyleri de çekiyoruz, değil mi? For propagation'dan A1, A2'yi çekmemiş. Yok, neyi demiş? X ve parametreleri çekmemiş. Post function'dan A2 Y ve parametreleri çekmemiş. Backward'dan backward'dan X. Yeah. Şimdi ne yaptık? Modelimizi kurduk. İterasyonları yaptık ve kostların işte 0, 1000, 2000, 3000 işte 10.000'e kadar kostun ne kadar düştüğünü gördük. Ve son haliyle de elde ettiğimiz yani ve parametrelerimiz bunlar oldu. Şimdi prediction yapacağız. Bu elde ettiğimiz modelin son haliyle test edip predict edeceğiz. Şu ana kadar sorusu olan, yetiştiremeyen, yazamayan var mı? Tamam.
Şimdi A2'yi hesaplamak için forward propagation'dan hesaplayacağız. Yani o fonksiyondan hesaplayacağız. Forward propagation x'e ve parametreleri alacağım. Şimdi 0.5 threshold'unu kullanarak yaz diyor prediction'ını. Bu da A2 büyük 0.5. Bu prediction yaparken bu threshold'u kullanarak prediction yap. 0'dan yani yine bir önceki hafta gibi 0.5'ten büyük olanları kullanarak prediction yapmamızı istiyor. Yine forward propagation'da yaptık ve ortalamamız 0.67 çıktı aslında. Ve şeyi cost'u hesapladık. 0.21 çıktı. Şeydeki cost'u hatırlıyor musunuz? Logistic regression'da. Orada accuracy'yi 0.47 vermişti. Gitti. Ve zaten renk olarak da gördünüz de işte mavi noktaların arkasına mavi background'ı verdi. Kırmızı noktaların arkasına kırmızı background'ı verdi. Şu aradaki şeyler hata göstermesine neden oldu aslında. Accuracy'yi de ne hesapladı? %90 hesapladı. İki katı accuracy hesapladı gerçekten de. Devamında şöyle bir şey yapmış bize. Hidden layer sayısını değiştirdikçe nasıl sonuç elde etmişiz? Elde ederiz onu göstermiş. İterasyon sayısını 500'e sabitlemiş. Gelecek şekillerde. Derinleştikçe daha iyi sonuca varıyor. Hatta burada ya bu artık biraz fazla da hani mavileri kapmaya çalışmış. Burada kırmızıya kırmızıları almaya çalışmış. Yani en optimize halleri zaten 5 hidden layer'lı olan gördünüz bu. Sonra artık yine azalmaya başlıyor çünkü accuracy. Bu şekilde. Yani aslında geçen var mı sorusu olan? Ben bir şey ekleyebilir miyim? Bu overfitting dediğimiz kavramı burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şu son 20'de ve 50'de. Şey,